Merhabalar, Profesör Hamdi Ünal ben, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanıyım. Biraz sonra sorularınızı cevaplayacağım. Güzel Sanatlar Fakültesi hangi yerleşkelerde eğitim vermektedir? Güzel Sanatlar Fakültemiz iki yerleşkede eğitim veriyor. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Beylikdüzü yerleşkesinde, diğer tüm bölümlerimiz Maslak Ayaz Ağa yerleşkesinde bulunuyor. Güzel Sanatlar Fakültesi eğitim sürecini nasıl özetlersiniz? Güzel Sanatlar Fakülteleri genel anlamda sanat ve tasarım düzleminde eğitim veriyor. Dolayısıyla bizim eğitim anlayışımız kuramsal ve uygulamalı temele dayanır ve bu nedenle de öğrencilerimizin mezun olduktan sonraki süreçte kendi sektörlerine uyum sağlayabilmeleri, başarılı olabilmeleri için. Bu iki ana eksen üzerine çok önemli duruyoruz biz. Kur'an salı önce alırlar öğrenciler tüm bölümlerde sonra onların biraz sonra bahsedeceğimiz atölyelerde uygulama atölyelerinde uygulamalarını yaparlar ve e, rahat bir şekilde başarılı bir şekilde mezun olurlar ve kendi sektörlerinde mutlaka iyi noktalara gelirler bu anlamda. Fiziksel altyapı olanaklarından bahsedebilir misiniz? Tabii şimdi e, kuramsal ve uygulamalı dediğimizde uygulamalı e, konusu genelde tabii atölyelerle alakalı. Yani siz kuramsalı verirsiniz dersliklerde, öğrenciler uygulamalarını atölyelerde yaparlar, stüdyolarda yaparlar. Örneğin bölümlerde, e, tekstil ve moda tasarım bölümünde, dokuma, baskı, giyim, örme gibi dört ana eksende atölyeler mevcut. Öğrenciler derslerde Kuramsalın dışında öğrendiklerini buralarda uygularlar. Örneğin, Beylikdüzü yerleşkesinde yer alan Gastronomi Mutfak Sanatları bölümümüzde uygulama mutfakları mevcut. Sinema Televizyon bölümümüzde ayrıca ses, görüntü ile ilgili atölyeler mevcut. Oyunculuk bölümünde bale dans gösterileri için mekanlar mevcut. Dolayısıyla Dolayısıyla tüm bölümlerimizin gereksinim duyduğu uygulama atölyeleri, stüdyoları e, mevcuttur. Kaç atölye, sahne ve mutfak bulunmaktadır. Tabii bizim bölümlerle ilgili çok çeşitli mekanlarımız mevcut. Örneğin mek laboratuvarlarımız var. Burada grafik bölümü yoğun biçimde bundan faydalanırlar. Oyunculuk bölümünün stüdyoları var. Dolayısıyla doygun biçimde bizim atölye sistemimiz mevcuttur. Eğitim dili nedir? İsteğe bağlı hazırlık okunabilir mi? Eğitim dili Türkçe'dir bizim. Radyo, sinema, televizyon İngilizce bölümünde İngilizce eğitim alınır. İsteğe bağlı olarak da öğrenciler yabancı dil hazırlık aşamasını geçtikten sonra doğrudan birinci sınıfa başlayabilirler. Radyo, sinema, televizyon İngilizce bölümü dışında diğer bölümümüz bölümlerimizde de isteğe bağlı olarak İngilizce hazırlık okunabilir. Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerine sağlanan uluslararası imkanlar nelerdir? Fakültemiz öğrencilerine uluslararası platformda Erasmus programından öğrencilerimizin yararlanması sağlanabilir. Oradan faydalanabilirler çocuklarımız. Yetenek sınavı aşamaları nelerdir? TYT'den 150 puan ve üzeri alan öğrencilerimiz bizim yetenek sınavlarımıza katılabilirler. Bu sene yetenek sınavları tekstil ve moda tasarımı ve grafik bölümlerinde son defa yapılacak. Oyunculuk bölümümüzde devam edecek. Yetenek sınavları iki şekilde olabilir. Bu sene mahsus ya da önümüzdeki seneleri bilmiyoruz. Online ve uygulamalı olarak. Online'da çocuklar kendi çalışmalarını gönderirler. Biz burada değerlendiririz. Diğer taraftan da bizzat okula gelerek, üniversitemize gelerek Atölyelerimizde sınava alınırlar ve çizimleri doğrudan üniversitemizde değerlendirilir ve bu şekilde kayıt olma yönünde bir adım atılmış olur. Oyunculuk bölümünde de yine uygulamalı olarak hem online hem de üniversitemizde uygulamalı olarak sınavlar yapılır. Sevgili öğrencilerimiz sorularınızı kısa da olsa yanıtlamış oldum geniş biçimde üniversitemize geldiğinizde sizlerle daha yüz yüze bir durum yaşayacağız. Bundan sonraki süreçte aramıza katılmanızı, Beykent ailesinde yer almanızı ve başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ediyorum.